Ben katılacağım. Şöyle bir planlama yaptım. İstanbul'da çok büyük bir kurultayımız var bizim. Türk bir dev olarak. Türk Birleşik Devletleri'nin büyük bir salonda bir toplantımız var. Kurulma. Türk kurultayı diyoruz. Ayın yedisinde onu yapacağız. Hı hı. Ondan önce arabayla gidip ben de yürüyüşe katılacağım. Yani yürüyüşü onaylıyorum. Yürüyüş doğrudur. Kalbimin yarısı oradadır. Hani vaktiyle bir şairimizin bir sözü vardı. O da bir yürüyüş için söylemişti. Yani kalbimin yarısı buradaysa doktor, yarısı Çin'dedir, sarı nehre doğru akan ordunun içindedir filan. Sizin Güzel. de kalbiniz şu anda o yürüyüşte. Ya, tabii ki. Yedisinde de orada olacaksınız. Neden? Çünkü adalet mülkün temelidir. Aslında madem ki böyle bir yürüyüş var keşke bizim... AKP Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan da ben de varım evet, ben de adalet istiyorum, ben de yürüyeceğim dese. Çünkü adaletsiz bir toplum yaşamaz. Hı hı. Ya, bakın bir hadis var, hani bu Müslümanlık falan deyip duruyorlar ya. Adalet mülkün temelidir, tamamdır, hadistir. Ama bir toplum küfürle yaşar, adaletsiz yaşamaz, zulümle yaşamaz. Yani adalet ortadan kalktığı zaman mülk, mülk dediğiniz devlettir. Mülk o ya. Mülk dediniz, mülkiyeti de kastedilen <laughs> mülk <gülüyor> değil. Ayrıca bizim kültürümüzde yani derin kültürümüzde Türk kültüründe çok önemli bir söz var. El gitse bile törü yaşar. tür dediğiniz adalettir. Adalet varsa adalete göre dağılmış olan devlet yeniden millet hatta yeniden kurulabilir. Bu kadar önemli. Bu kadar önemli.